Merhaba. Teşekkürler. Çok efendim burada. Beraber bize bakıyoruz. Hep beraber. Çok heyecanlıyız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok tatlı, çok sıcak bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Çok naif bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Yani şu an çok heyecanlıyım. İzleyince göreceğim ben de. Ama Çağlar'a, hocamıza, Şebnem Hanım'a, Çağlar'a, bütün oyuncu arkadaşlarımıza, Tuna Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok teşekkürler. İnsanların zaman zaman güleceği, zaman zaman ağlayacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Ben senaryoyu okurken sonunda ağladım. Sanıyorum insanlar da duygulanacaklar. Evet, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Bu heyecanlı günde bizi de yalnız bırakmadınız. Evet, uzun bir serüven oldu. Senaryoyu ilk okuduğumuzdan bugüne neredeyse bir sene geçti. Ve artık sonunda meyveyi alacağız diyelim. Çok heyecanlıyız. Yönetmenimiz Uğur Bey, yapımcımız Şebnem Hanım ve senaristimiz Çağlar Bey ile beraber bu heyecanı paylaşıyoruz. İstanbul'da çektik. Yaklaşık bir ayda, bir ayı biraz geçti gibi tamamladık çekimleri. Ben Emir Kurt'u can veriyorum diyeyim, canlandırıyorum. Emir son derece çalışkan, hırslı bir iş adamı. İşinde çok başarılı. Ama biraz sistemin çarklarından biri olmuş. Hayatın güzelliklerini kaçırmış diyelim, ta ki Zeynep'le tanışana kadar. Böyle kabaca özetleyelim çok fazla sürprizlerini bozmadan. Çok samimi, sıcak bir film oldu. Güzel bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. İçinde her şeyin olduğu, her rengin olduğu bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra film seyircinindir. Hayırlısı olsun. Benim en güzel tecrübemdi bir film setinde. Bütün bir ekip bir araya geldi. İstanbul ve Sapanca'da yaptık çekimlerimizi. Dilerim herkes keyifle izler bu akşam. Yani herkes bir şey yazarken tabii kendi hayatından illaki bazı doneler katıyor. Yani sıcak, güzel, sımsıcak, insanın içini ısıtacak bir film yapmak istedik. Şahane bir ekiple de çalışma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Güzel oldu. Hayır, İstanbul insanından sıkılmadım. İstanbul'dan da sıkılmadım. Sadece yoruldum diyelim. Birçok İstanbullu gibi. Yani doğruya doğru biraz yorucu bir şehir ama bunun güzelliklerine odaklanıyoruz. İstanbul çok güzel bir şehir. Ben çünkü bir cennette çalıştım Sapanca'da. Harika çocuklarla ve harika yönetmenimizle ve çok güzel yapımcımızla çalıştım. Hayata geç kalmamayı anlatan bir film diyorum. Heyecanla da bekliyoruz. Kaba Kurgusunu daha önceden izledim. Keyifli bir film. Çağlar da Meriç'te arkadaşımız. Heyecanlıyız onlar için. Ben tabii izlemedim yani. Hani sadece fragmanından hikayeyi biliyorum. Evet evet, hikayeyi biliyorum zaten. Çok da merak etmiştim ya ilk duyduğumda hikayeyi. Bir çalışmadan çıktık Barış'la birlikte. Çok açtık. Biz yemek yemek için oturduk. Sonra işte Gülse ile Emre geldi. Sonra biraz daha öyle muhabbete devam edelim derken 7 saat olmuş. Hiç fark etmemişiz. Kadro belli oldu mu? Yani şöyle, evet, belli olan isimler var, hala devam ediyor kas çalışması. Uzun zamandır bildiğimiz ve çalıştığımız, üzerine çalıştığımız bir iş. Hakikaten çok heyecanlıyız. Çünkü hikayemize güveniyoruz gerçekten. Emre aldı, ben almadım, ben inanmıyorum. Ama Emre her sene alıyor inatla. Ne yaparsın? Ha, geçen gün gezerim, haber vermem, parayı bitirince de ararım seni falan diyordu evdeyken. Çünkü ben almadığım için, o kendi aldığı için. Bilmiyorum, çok manşet. Tamam, şey aldınız. Olmayacak duaya amin gibi bir şey olduğu için laf olsun diye alışkanlık, çocukluktan evet, gelen bir şey alıyoruz. Evet, o alışkanlıktır. Yani. Evet, ilk defa çünkü bir sahnesinde benim albümümde olan bir şarkı var. Hem yapımcısı benim çok yakınım diyebileceğim biri, hem de başrol oyuncularını da çok seviyorum. Çok güzel bir film olduğunu biliyorum her şeyden önce. Tam bu havaların böyle gitmelik, romantik bir filmi. Umarım izleyenler de beğenir. Bence çok güzel. Kilo mu aldın sen? Çok kilo aldım, evet. Maşallah. Ya şöyle aslında, hem kas yapıyorum hem de yiyorum. Benim sorunum o. Bu ara taktım yani, 2 ay falan bir kilo alırım. Çabuk da veriyorum. Problem yok. Ben de kaç yaşındayken kaç kere demo götürdüm yapım şirketlerine. Kimse bana dönmedi. Şu an mutluluğumu yaşıyorum. Yani o biraz dönemlerle alakalı. Ha, ben film yapar mıyım? Hayır, yapmam şu an.
Yani, demo şirketlerine değil de yani şöyle anlatayım. Karşılaştım, götürdüğüm kişilerle karşılaştım. Kapanan kapılar, zamanında gittiğiniz kapanan kapılar şimdi size daha farklı bir şekilde geldi. Tabii ama şöyle bir şey var. Ben onları suçlamıyorum. Çünkü o dönemde ki halimi ve kayıt ses kayıtlarımı sen de dinlesen, siz de dinleseniz o kadar iyi değiller.